15 Temmuz'da hainler sahneye çıktığında Çorumlu Yakup Kazan Ankara Kızılay'daydı. Önce evine gitti, yerinde duramadı. Arkasına bile bakmadan kardeşiyle birlikte sokağa çıktı. FETÖ'nün darbe girişimine karşı koymak için Genelkurmay Başkanlığı önüne giden Kozan, burada darbecilerin kurşunlarına hedef olarak şehit düştü. 15 Temmuz'un kahraman şehitlerinden Çorumlu Yakup Kozan'ın annesi Fethiye Kozan ve kardeşi Yasin Kozan, Çorum Belediyesi tarafından hazırlanan 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti. Kozan ailesi özellikle Yakup Kozan'ın balmumu heykelinin bulunduğu bölümde duygusal anlar yaşadı. Çorum Web TV'ye konuşan Yakup Kozan'ın kardeşi Yasin Kozan ve annesi Fethiye Kozan, kahraman şehidi anlattı. Sol tarafıma döndüğümde 1 metre arkamdaydı. Şu anda durduğum gibi. Tabii ben yukarıdaydım. O yaklaşık 1.70-1.80 boy aralığında 110 kiloluk bir adamdı. Hemen hemen ben refüje çıktığımızda aramızda bir 50 santim ben ondan yüksekte duruyordum. Göz göze geldik. Güldü bana, o kadar tatlı güldü ki ben abimin öyle güldüğünü görmedim. Dizlerinin üstüne çöktü. Yere düştü. Yere düşünce atladım hemen refüjden. Ayaklarını karnına doğru çektiği için kilolu olduğundan dolayı karnını göremiyordum. Tişörtünü sıyırdım. O da benim gibi atlet falan yoktu. Yani biz akşam evde soyunmuştuk. Yani üstümüzde atlet yok. Açtığımda hiçbir şey yoktu vücudunda. Sadece sağ böbreğinin üstünde bir damla kan, yani bir damla bir şey vardı. Numune Hastanesi'ne geldiğimizde abimi içeriye aldılar direkt zaten. Biz dışarıda kaldık. Bir saat sonra aklım başıma geldiğinde ilk aradığım eşim oldu. Anneme selam söyle, oğlu gazi oldu dedi. Ambulansta da zaten abime bunu söylemiştim. Abim sürekli gülüyordu. Hiç şeyi yoktu yani. Ki abim rahmetli bir tırnağı böyle şey yapsa saran bir insandı. Canı çok tatlıydı abim rahmetlinin. Ama o gece 3 kurşun almasına rağmen ıh bile demedi. Gülüyordu sürekli. Allah o geceleri bir daha yaşatmasın. Her gün akşam yatarken bu duayla yatıyorum ama sabah kalktığımda da aynen şunu söylüyorum. Allah'ım yanılt şaşırt bir daha çıkart bunları. O gece o insanlar ölüme silahsız koşarak gitti. Ben dedi namazımı kılayım. Üstümü de değiştireyim geleyim dedi. Evine indi, kendi evine indi. Abi kardeşinin yanında. Ve namazını kılmış, yatsı namazını geldi. Ortalık karışmış, vatan elden gidiyor dedim. Sen ne oturuyorsun dedim. Kalktı ayağı dikeldi. Hiçbir şey söylemedi onun. Bir bana baktı, bir geline baktı, bir eve baktı. Salonun kapısını kolunu tuttu. Tekrar döndü bize baktı. Dış kapıyı açtı. Daha niye duruyorsun oğlum dedim. Oraya dikeldi dış kapıda. Bize hepimizi baktı. Geline demiş ki hakkınızı helal edin demiş kardeşinin hanımına. Çıktı gitti. Oğlum geldi. Anne dedi otur şuraya dedi. Oturdum. Ne oldu oğlum dedim. Anne dedi oğlum gazi oldu dedi. Yapma oğlum dedim. Ne oldu dedim. Anne abimi vurdular dedi. Nerede dedim şeyde hastane. İlle götür dedim. Götürmedi. Almıyorlar dedi. O gün akşama kadar ağladım. Ertesi gün dedim ki ne olursunuz beni götürün dedim. Gittim bekliyordum. Beklerken oturuyorum böyle. Kalbime bir ağrı girdi. Kalbim sıkıştı. Bayılmışım, düşmüşüm. O arada oğlum vefat etmiş. Göremedim oğlumu. Soğuk yüzünü bir kere olsun göreyim dedim. Göstermediler. Değeri biçilmeyen bir evlattı. Demek ki şahit olacakmış. Anına yazılmış ki o kadar iyi bir çocuktu ya.